Türkiye'de yani yaklaşık yılda 3000'in üstünde böbrek, 1000'in üstünde karaciğer nakli yapılıyor. Bu dünya ölçeklerinde tamamen yarışabilir durumda. Eksik olan bağış ve tabii ki bilimsel araştırma. Uzmanlar organ naklinde Türkiye önde geliyor diyor. Araştırma ve bağış konusundaysa eksikliklere dikkat çekiyor. Organ nakli ve Türkiye'nin organ nakli konusundaki durumu Acıbadem Üniversitesi'nde düzenlenen organ nakli sempozyumunda masaya yatırıldı. Fransa, Almanya ve ABD'den uzmanların da katıldığı sempozyumda dikkat çeken en önemli nokta kadavradan bağışın artırılmasıydı. Türkiye'de şu anda yaklaşık 60 bin tane insan son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyor. Bunlardan 22.500 kadarı kadavra bekleme sitesinde organ bekliyor. Bu sayı her sene gittikçe artıyor. Çünkü Türkiye'de kadavradan organ bağış sayısı maalesef ki yeterli değil. Türkiye canlıdan canlıya nakillerde başı çekiyor. Kadavradan nakillerde ise son sıralarda yer alıyor. Türkiye'de organ nakillerinin %78'i canlı vericiden, %22'si ise kadavradan yapılıyor. Oysa gelişmiş ülkelerde bu durum tam tersi. Türkiye'deki organ bağışında değişmesi gereken alışkanlık da bu. Ancak Türkiye'de bir il var ki kadavradan nakillerde Avrupa ortalamasında. Peki Türkiye'de en çok kadavradan nakil hangi ilimizden yapılıyor merak ediyor musunuz? Duyunca siz de inanamayacaksınız hocam, hangi ilimiz? Şu anda Türkiye ortalaması milyon nüfus başına kadavra bağış oranı 7,5-8 civarında. Halbuki Güney Marmara bölgesi yani Bursa bölgesinde milyon nüfus başına 24'ün üstünde yani Avrupa ortalaması civarında. Bu iş biraz gönül işi. İnsanlar eğer sahada çalışan insanlar bu işe gönül verirlerse bizim insanımız fedakarlığı yapar. Yeter ki onlara doğru şekilde yaklaşalım. Onlardan doğru şekilde isteyelim. Uzmanların tavsiyeleri bunlar. Türkiye'de en çok böbrek ve karaciğer nakli yapılıyor. Böbrek nakli olanların düzenli olarak kontrole gitmeleri şart. Böbrek nakli bir mucize ama bu mucizeyi yaşatmak için düzenli olarak nefroloji kontrollerine gelmesi gerekiyor ki hem ilaçları ayarlayalım hem diğer genel sağlık durumunu kontrol edelim.